Hayırlı akşamlar efendim. Gündem özel programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Ve dedik ki anayasa, yasalar herkese gerekli, herkes için gerekli ve günün birinde hepimize lazım olan konular. Ve bu konuları, anayasa konularını öğrenebilmek ve sizlere anlatabilmek için de emekli hakim, avukat Sayın Turan Güneş'i konuk aldık. Hoş geldiniz efendim. Ateş efendim. Ateş'i konuk aldık. Buyurun hoş geldiniz efendim. Teşekkürler efendim, sağ olun. Sayın Ateş, önce sizi bir kısaca tanıyalım. Emekli hakimsiniz. Kocaeli'nde de uzun yıllar hakimlik yaptınız. TV41 ailesinin izleyicilerimize tanıtalım. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Efendim ben 948 yılı 2 Şubat'ında doğmuşum. İlkokulu köyümden bitirdim. Sonra Mucur Ortaokulu, peşinden Kırşehir İlk Öğretmen Okulu yatılı. 4 yıl falan ilkokul öğretmenliği yaptım köylerde. Bu süre içinde de lise fark dersleri vererek Ankara Kurtuluş Lisesi'nde lise diplomasını aldım. Hatta müracaat ettiğimde milli eğitim görevlilerine dedim ki şöyle zor kazık bir lise yok mu dedim. Orada bir müdür de dedi ki aha bir deli geldi dedi. Efendim bana bilgi lazım dedim. Ya herkes vasat lise arıyor, sen zor lise arıyorsun. Bilgi lazım, üniversiteye hazırlanacağım. Ankara Kurtuluş'u önerdiler. Kurtuluş Lisesi'ni fark dersleri vererek bitirdim. 73 yılında üniversiteye, hukuk fakültesine kayıt yaptırdım. Tabii kayıt yaptırdım, kendimi tutamadım. Çünkü yılların birikimiyle böyle bir fakülteye girmek beni çok duygulandırdı. Sonra mezuniyetimden sonra ilk sınavım da, hani memuriyet sınavım, Danıştay İdari Yargı Hakimliği. 5-6 bin kişi sınava girer. 17. olarak yazılı aldım. 11. olarak da sözlüde Danıştay Hakim olarak göreve başladım. Zaten 15 kişi alıyor. Bu 15 kişinin içine bir Anadolu çocuğu olarak girdim, girebildim. O bürokrat, efendim yüksek yargı organlarının çocukları, yakınlarının yanında ben de bu işi başardım. Sonra babamın biraz da vasiyeti, oğlum ben seni masa başında değil, sırtında cübbeyle duruşma salonlarında o insanların sorunlarını çözümleyerek görmek istiyorum. Adli yargıda hakimlik dedi. Peki dedim. Evet. Ve 78'de adli yargıda hakimliğe başladım. İlk başladığım yer Diyarbakır'ın bir ilçesi. Ufak bir anım var, onu da anlatayım. Vardım tabii, otel yok, yok, yok. Jandarmanın bir odasında geçici kalıyorum. Lojmanda yer boşalacak. Bir hafta 10 gün sonra köy karakol komutanı Uzman Çavuş'un evi kurşunlandı. Tabii 3 vatandaş getirdiler kardeş, bunlar kurşunladı. Bunların kurşunladığına dair tabii delil arıyorum. Delil ne? Lojmanın etrafında at izi bulmuşlar. At izi 3 kilometre, bunların da hayvan barınağı, köm derler, mezra derler. Oradan çıkmış. Şimdi yağmur düşmemiş, kar düşmemiş bir memlekette bu at izini siz nasıl takip ettiniz? Bu biraz hayal geldi bana. Bunu delil olarak göremedim. Ama halk da herkes de hakim karakolda yatıp kalkıyor. Kesin tutuklanacak gözüyle bakılıyor. Ben at iziyle, it iziyle insan içeri atılamayacağından bahisle tevkif talebini reddettim, serbest bıraktım. Tabii o zaman da cübbemi de bana birinin hakkını birine yedirirsen sana hakkımı helal etmem dedi. Doğrudan ayrılmayacaksın dedi. Tamam anne. Onun da hatırası var tabii cübbede. Depremde gitti, Adapazarı depremde cübbem. Başka sorun. Mubaşir cübbeyi kaptı hemen. Dedi böyle götürdü. Hayrola İzzet Efendi dedim. Adaletin kokusunu aldım. Kokusunu bu cübbede dedi çocuk. Yani o olayda tutuklanma olmayacağını Mubaşir dedi. Ve tabii biz ne olursa olsun dedik. Ama sonuçta jandarmamızı kurşunlayanların mutlaka bulunmuş olması da ama, gerekmez mi? Ama şimdi bunların yaptığına dair delil arıyoruz biz. At izi. At izi 3 kilometre bunların barınağından çıkmış. Sonra o mevsimde iz, kar olsa, kar yağsa kardan iz bulunur. Ama orada biraz hayal gibi geldi bana. Hı hı. Ve onu bir delil olarak kabul edemedim.
Ve daha sonra nereye geçtiniz efendim? Oradan sonra Kastamonu'nun Küre ilçesine, orman itilafları, 20 yıllık çok eski davalar vardı, tazminatlar. Onları sonuçlandırdım. Sonra Antalya, Finike, o büyük Narenciye davalarına baktım. Sonra Adapazarı, Hendek ilçesi geldim. Hendek'te de her geçen E5 geçiyor, bir tüplük atıyor, onu temizlemekle uğraştım. Sonra Adapazarı merkeze deprem döneminde Sakarya Adalet Komisyon Başkanlığı'nı yaptım bir süre. Sonra İstanbul, sonra İzmit, tekrar İstanbul ve yaş haddinden 2 Şubat 2013'te emekli oldum. Artık avukat olarak çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Bu safhada da birikimlerimi kitaba dönüştürdüm. Bir tanesi şu anda yanımda, hakimlerin denetimi, ceza hukuku sorumluluğu. 7 tane kitap ürettim. 2'şer 3'er baskısı yapıldı. Ve en son Deprem Hukuku adlı kitabımın Sayın Cumhurbaşkanı'nın da artık ricasıyla 3. baskısını bir yayın evi yaptı. Piyasaya girdi. Tabii depremzedelerimize, hukukçularımıza yardımcı oluyor. Yine 2000 sayfa seçim hukuku, seçim mevzuatını ele aldım. Ve bütün dönemlerde de seçim hakimliği yaptım. Seçim mevzuatını çok yönüne irdeledim. 2000 sayfa bir kitapta topladım, toparladım. O zaman efendim sorularımıza geçelim. Buyurun. Önce müsaadenizle anayasanın tanımıyla başlayalım. Anayasa nedir, nasıl oluşur? Önce izleyicilerimize bunu bir anlatalım. Şimdi, çünkü hep anayasa diyoruz ama bunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu birçoğumuz... Toplum yönetiminde, idaresinde yasalar var. Evet efendim. Hani hukuk devletinin temeli yasalardır. Yasa düzenleme parlamento yapar. Ancak anayasa adı üzerinde ana temel kanun. Bütün yasalar bu anayasaya bağlıdır. Hiçbir yasa anayasanın üzerinde değildir. Anayasa bütün yasaların üzerindedir. Hiçbir yasada anayasaya aykırı olamaz. Anayasanın istemediği düzenlemeleri de yapamaz. Ve böyle bir durumda zaten anayasaya aykırılık durumda yüksek mahkeme var, anayasa mahkemesi. Anayasaya aykırı yasaları iptal eder, yürürlükten kaldırır. Bu yetkisi var. Şimdi biz de Osmanlı döneminde zaten padişah fermanlarıyla ülke yönetildi. Anayasa bir şeyler yok. Ancak Osmanlı Devleti efendim o Fransa'daki François'nın esir olması, Osmanlı padişahlarıyla ilişkilere girmesi sonucu Osmanlı İmparatorluğu Batı ile ilişkilere girdi. Dolayısıyla Fransa ile oldu. Fransa'daki, bugün biz Danıştay'ımızı Fransa'dan aldık, bilmez mi? Ve bazı yasalar, bazı uygulamalara bakıldı. Sonra Tanzimat Fermanı yayınlandı. Tanzimat Fermanı şimdiki anayasaların özü çekirdeği. Peşinden Rusya'nın bazı müdahaleleri, efendim Viyana Kongresi'nde şuraya buraya bir madde koydurmamalar için Osmanlı İmparatorluğu bir de tuttu ıslahat fermanı yayınladı. Ek olarak hani Rusya'nın anlaşmaya koyacağı, aleyhimize koyacağı maddeler önlemek için dedi, biz içimizdeki azınlıklara da buyurun bu fermanla bazı haklar tanıyoruz dedi. O da bu şekilde yenilendi. Sonra tabii Kurtuluş Savaşı sonrası efendim kurulan cemaatler, dernekler derken Mustafa Kemal Atatürk de bir hukuk hayranı insan. O şekilde yetişmiş. 21 yılında 921 anayasası yapıldı. Ve kısa bir süre sonra da tabii orada devletin şekli, efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi uygulanması gereken kurallar biraz pasifti. 24 yılında bir anayasa yapıldı. 924 anayasası. Bu anayasa 60 ihtilaline kadar yürürlükte kaldı, ülkeyi idare etti. Yalnız 27 Mayıs 60 ihtilali yapıldıktan sonra tabii bu kez yeni bir anayasa çalışmasına girildi. Üniversiteler, üniversitedeki anayasa hocaları olaya el attılar. Onlar tabii o zaman kurucu meclis seçildi, ben hatırlıyorum. Köylerde bir delege seçildi, ilçeye gönderildi, ilçedekiler toplandı, ile delege gönderdiler, Ankara'ya derken bir kurucu meclis kuruldu. Halkın oyuyla.
Peşinde siyasi partiler verdi, üniversiteler verdi, bazı sivil toplum örgütleri verdi. Ve o zamanki kurucu meclis 961 anayasasını getirdi. 961 anayasasının getirdiği en büyük özellik parlamenter, klasik parlamenter sistem. Parlamentonun üzerinde bir güç ve kuvvet yoktur dedi, bunu tanımadı. Efendim 61 anayasasının bak getirdiği devlet sistemi şu: güçlü bir yargı denetimiyle sınırlandırılmış klasik parlamenter sistem, güçlü bir yargı. Demek ki yasamanın yetkisini kullanan bir parlamento, onun içindeki çoğunlukça kurulan, bu çoğunluğa dayanarak çalışan bir hükümet. Parlamentonun içinde hangi partinin, hangi siyasi ekolün çoğunluğu hakimse onların oluşturduğu bir hükümet. Sembolik yetkilere sahip olan bir devlet başkanı, yani cumhurbaşkanı. 61 anayasasında cumhurbaşkanının yetkileri sembolikti. Dolayısıyla sorumluluğu yoktu. Sorumluluğun olması yetkilerinin sembolik olmasından geliyor devlet başkanı olarak. Onun yanında normal yargıçları yanında yasamanın, hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hem de yürütmenin, yani idarenin tüm eylemlerini denetleyen iki yargı organı. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasaları denetleyen Anayasa Mahkemesi, hükümetin, idarenin tüm icraatlarını, aldığı kararları denetleyen Danıştay'ımız vardı. Normal yargı zaten, adli yargı ayrıydı. Bir de Sayıştay'ımız vardı. Sayıştay'ımızın eski adı Divan-ı Muhasebet. Hani bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetliyor. Zaman zaman bizlere yazı gelirdi, efendim şurada yolluğu fazla almışsınız veya şurada şu ödemeyi eksik yapmışsınız diyerek de bizleri uyarırdı tüm kamu görevlileri. Derhal maaşımızdan şuradan buradan kesilir, o giderilirdi. Sayıştay işte bütçeyi, yani yasa içinde denetleyen bir kurumdu. Anayasa Mahkemesi ise o zaman ben 61 anayasasına getirdiği düzenlemeye göre konuşuyorum. Zaten bizde daha önce böyle bir anayasa yoktu. Anayasa Mahkemesi yoktu. Anayasa Mahkemesi'ne 4 üyeyi Yargıtay Yüksek Mahkeme, kendi mensupları başkan üyeleri arasında oyla seçiyordu. 3 tanesini de Sayıştay seçiyordu. Danıştay seçiyordu, idari yargı. Hani eski adıyla Şuray Devlet. Öbürü mahkemeyi temiz Yargıtay, Danıştay'ın eski adı Şuray Devlet, Devlet Şurası demek. Bir tanesi üyeyi de kendi üyeleri arasında Divan-ı Muhasebet dediğimiz Sayıştay. 8 tane yargıda geliyordu. 2 tane üyeyi yüksek hakimler arasında tabii Cumhuriyet Senatosu seçiyordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde bir grup. 3 tanesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyordu. Tabii bunlar yüksek yargı organlarının başkan üyeleri arasında seçiyorlardı. 2 tane de Cumhurbaşkanı seçiyordu. Cumhurbaşkanı birini askeri Yargıtay'ın gösterdiği adaylar arasında, birisini de efendim yüksek üst düzey bürokratlar arasında, bu şekil 15 asıl üye vardı yedekler hariç. Bu 15 üyenin içinde birisi başkan, birisi başkan peki seçiliyordu. Görevleri kendi başkan üyelerini, tüm yargı organlarının, yüksek yargı organlarının başkan üyelerini, cumhurbaşkanını ve başbakanı, bakanlar kurulu üyelerini yüce divan sıfatıyla görevleriyle ilgili suçtan yargılayan bir kurumdu. Ayrıca tüm yasaları, meclisin çıkardığı yasaları, anayasa değişiklikleri dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunları Türk milleti adına yüksek mahkeme olarak denetli önüne dava olarak geldiğinde anayasaya aykırı görüldüğü tüm yasaları iptal ediyordu. Anayasa değişikliklerini kendi üyeler arasında yine iptal ediyordu, alıyor bakıyor ve hatta ben hatırladığım kadarıyla bazı maddeler iptal edildi. Şimdi bu anayasa süper bir anayasaydı. Tam herkesin böyle modern baktığımız çağdaş. Ancak 71 askeri müdahaleyle bu anayasada bir değişikliklere gidildi.
İlk yapılan değişiklik nedir? İlk yapılan. Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani 61 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin maaş ve ödenekleri, üyelerinin maaş ve ödenekleri milletvekillerinin yanı kanunla düzenlenir. En yüksek devlet memurunun maaşını geçemez. Artı bir ek madde, yani son. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin maaş ve ödeneklerine yapılan zam bir milletvekili genel seçiminden sonra yürürlüğe girer. Bakın, meşrutlar alamıyor. Bir dönem seçim olacak, ondan sonra. Öbürü de milletvekili, yadır ben olacak mıyım, olamayacak mıyım der. Olaya da sıcak bakmak. İşte 71 askeri müdahalesi sonucu anayasada değiştirilen ilk madde bu. İkinci değişiklik. Bakın, 61 anayasasına göre siyasi partilere hazine yardımı yapılamıyordu. Yoktu. Önce vardı ancak 61'de vardı. Vardı ancak bu konuda anayasada düzenleme olmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti ve kaldırdı. Hatta merhum Ecevit CHP Genel Sekreteri iken o 67'li 68'li yıllarda genel sekreterlik sıfatıyla gazetelere ilanlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi halktan yardım istiyor ve ödenek para. Hani ben öğrenciyken bunları da okudum, dikkatimi de çekti. İşte 71 askeri müdahalesi sonrası ikinci yapılan değişiklik de anayasaya bir madde kondu. Siyasi partiler aldıkları oy oranlarına göre hazineden yardım alır. Bugün hala devam ediyor. İşte o şekil. O zaman Anayasa Mahkemesi sonra kondu. Yani 71 askeri müdahalesi sonucu anayasayı hızlı bir şekilde değiştirmek için anayasayı değiştirecek olan güç siyasi partiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tatmin ettirildi maaş ödenekleriyle. Mükafatlandırıldı. Hani biraz daha elde edildi onlar bu şekilde. Sonradan bu düzenleme devam etti. Şimdi efendim 61 anayasası hazırlandı. Kurucu meclisten geçti. Halk oyuna sunuldu. Hani 6 mı 7 Temmuz mu 61'de halk oyuna sunuldu ve halk oyuyla da kabul edildi. Anayasa getirdiği düzenleme şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 450 tane halkın seçtiği üye var. 30 yaş okur yazar olmak, doğum sabık olmaması koşuluyla yeterli halkın seçmesi. 150 tane de Cumhuriyet Senatosu vardı. Cumhuriyet Senatosu'na aday olabilmek için 40 yaşını bitireceksin, yüksek öğrenim görmüş olacaksın Cumhuriyet Senatosu'na. Ayrıca anayasamızda da şöyle bir düzenleme var. Seçimlerde girmiş, kazanamamış veya hiç girmemiş vasıflı, nitelikli insanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı 15 kişiyi kontenjan senatörü olarak Cumhuriyet Senatosu bünyesine seçip gönderebiliyordu. Bir de 27 Mayıs askeri müdahalesini yapan 18 tane de tabi senatör tabir edilen milli birlikçiler vardı. 61 anayasası bu şekil devam etti yürürlükte. Tabi bir süre sonra askeri müdahale, ikinci bir müdahale başladı. Neydi? Efendim 12 Eylül, pardon 12 Mart 1971. 71'de anayasanın bazı maddeleri az önce açıkladığım gibi anayasa şeylere değiştirildi. Hatta o zaman bir Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazar şöyle bir yazı yazdı: Anayasa, sen suçlusun, kaçma bir tarafa, teslim ol. Sanki teröristlere teslim ol çağrısı yapıyor gibi. Anayasayı sorumlu tutanlara hani anayasa teslim ol dedi. Anayasa bu şekil değiştirildi. Ancak o değişiklikler 80 yıllarına kadar yine uygulandı ama o kadar da sıkıcı olmadı. Sanki 61 anayasası devam ediyor gibi yürürlükte kaldı. Peki. Ancak bir durum daha izah edeyim. Bakın
Anayasanın bir kamulaştırma ile ilgili bir düzenlemesi vardı. Kamulaştırma. Ve 12 Eylül döneminde anayasanın bu maddesine yani bir ek kondu. Kamulaştırma bedeli vergi bedelini geçemez. Yani senin arazin, evin, bunun neyse devlet kamulaştırıldı. Ancak sen orada vergi beyanını ne bulunduysan onu alırsın. Onun dışındakini alamıyorsun. Ancak bu durum bir ilk derece mahkemesinde kamulaştırma davası ile, ben o zaman fakültede öğrenciydim, Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi'ndeki 15 üyeden 8'inin olumlu oyuyla, 7 tanesinin olumsuz oyuyla anayasa hükmü o efendim kamulaştırma bedeli vergi değerini beyanını geçemez düzenlemesi iptal edildi. Yalnız Anayasa Mahkemesi orada gerekçesini şunu kullandı. Dedi ki bir hak bir hakkı sınırlandırabilir ama bir hak bir hakkın özüne dokunamaz. Burada kamulaştırma mülkiyet hakkının özüne dokunuyor. Mülkiyet hakkını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle bunun iptali gerekir dedi. Ve ben hakimliğimde tüm kamulaştırma davalarında gerekçem buydu. Diyordum ki efendim kamulaştırma mülkiyet hakkının özüne dokunup yurttaşın elinde taşınmazını gayrimenkulünü alıp tapusunu iptal ettiğine göre gerçek bedelin belirlenerek hak sahibine ödenmesi bir anayasa kuralı gereğidir diyordum. 3 liralık değer verilmişse biz bunu 10 liraya 15 liraya çıkarıyorduk, yükseltebiliyorduk. Ve ben gerekçeyi de bu şekilde yazdığım için Yargıtay ilgili tetkik hakimi bunların altını çiziyor. Belki verdiğim kamulaştırma davaları ile ilgili kararların yüzde ya ikisi ya üçü bozulmuştur. Büyük çoğunluğu da onanmıştır. Çünkü kamulaştırma yasası ve anayasadaki düzenleme kamulaştırma yasasını da boğuyordu. Vatandaşa gerçek değeri değil, vergi beyanı. Ama mülkiyet hakkı gidiyor. İşte Anayasa Mahkemesi bu nedenle bu düzenlemeyi iptal etti ve yerleri kamulaştırılan yurttaşlara bu konuda yardımcı oldu. Efendim, şimdi siz bir şey bahsettiniz önce. Hı. Bu 1982 Anayasası'nın en sert anayasa olarak değerlendirilip yumuşak ve sert anayasayı oraya gireceğim ama kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde. Hı. Buyurun siz anlatacağınızı anlatın. Onu ikinci bölümde. Tamam. Şimdi hemşerimiz merhum Turan Güneş bir olay yaşamış. Kendisi anlattı. 63'lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili. Birinci İnönü Koalisyon hükümeti var merhum. Ve o zaman da Kıbrıs olayları patlak verdi. Tabii Dışişleri Bakanımız merhum Feridun Cemal Erkin iyi bir diplomat. Rahmetli Turan Hocamız da Dışişleri Komisyonu'nda üye. Bunlar tabii bir İngiltere üzeri Amerika'ya Kıbrıs davası için bir gezi, yani siyasi amaçlı ve bir uzlaşı yol arıyorlar. Uçak da yani çok kalabalık demeyeyim de her meslekten, her milletten her insanlar var. Elit bir grup. Tabii merhum Turan Güneş Türkiye'deki 61 Anayasası'nın getirdiği sistemi anlatıyor. Efendim diyor, bizim anayasamıza göre diyor bir Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. 450 tanesini halk seçiyor. Bunlar okur yazar olması yeterli 30 yaş. Yine diyor 150 tane senatörümüz var. Onu da yüksek öğrenim görmüş 40 yaşını halk seçiyor. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızı yine meclis seçiyor. Yüksek öğrenim 40 yaş. Yetkileri sembolik. İşte hükümet bu. Efendim diyor bir anayasa mahkememiz var. Parlamentonun yanlış aldığı kararları, kanunları iptal ediyor. Bir danıştayımız var. Hükümetin, idarenin yanlış tasarruflarını, kararlarını durduruyor, iptal ediyor. Bu şey sayıyor. Tabii Turan Güneş konuşurken biraz duraklayınca uzak doğular excellence diyor. Yani anlat, çok hoşlarına gidiyor. Turan Güneş bu sefer geçiyor Özerk Üniversite'den. Üniversitede bu kadar bilim adamlarımız var, şöyle çalışır, bunu yapar. Ondan sonra geçiyor devlet planlama teşkilatımız var. Planlamalar yapılır, şöyle olur.
Uzak Doğulular bu şekilde hayran hayran dinlerken İngiliz siyaset bilimcisi, aynı zamanda bir eski milletvekili, politikacı şöyle sessiz sessiz duruyor. Turan Güneş'e diyor ki, sizin anlattığınız bu sistemin oturup yürüyebilmesi için bir 100 tane genel seçim geçirmeniz gerekir diyor. Turan Güneş irkiliyor, kendine geliyor. Abdülhamit'ten belli 63 yılına kadar yapılan Türkiye'deki Osmanlı dönemi dahil seçimleri sayıyor. Bir sayım 17 diyor, bir sayım 18 diyor, 20 yok diyor. 100 tane seçim 4'er senede 4 asır diyor. Ben de diyor 4 senede, 3 senede 61 anayasını oturttum, götürüyorum diyor. İngiliz dur dedi diyor. Çünkü onlar 1200 kaç yılında şart nazariyesiyle diyor demokrasiye geçtiler, döndüler. Ama bugün İngiltere'de anayasa yazılı değil. Bizde yazılı ama yine de zorlanıyor. Efendim, kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Gündem Özel programı için kısacık bir ara programımıza devam edeceğiz. Sayın Ateş'le lütfen bizden ayrılmayınız. Evet değerli izleyicilerimiz, konuğumuz emekli hakim, avukat Sayın Turan Ateş'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Ateş, şimdi anayasalardan söz ettik. Dedik ki 1876, 1921, 24, 80, 61 ve 82 anayasası ki 82 anayasasını neden sert anayasa olarak değerlendiriyorlar? Sert anayasa, yumuşak anayasa ne demek? Bir de bunu halk diliyle bir anlatırsanız. Evet. Buyurunuz efendim. Şimdi yumuşak anayasa her zaman halka yönelik, halkına yönelik düzenlemeler getirir. Evet. Sert anayasalar ise adı üzerinde halkına, yönetilenlere hani ağırlıklar ve ağır şeyler, sorumluluklar verir. Yönetenlere hafif, yönetilenlere ağır sorumluluklar verilir. Bunlara sert anayasalar. Kolay kolay da bu anayasalar değiştirilmez. Yumuşak anayasalar çabuk değiştirilir. Değişkendir. Uygulamaları yumuşak, ezici, kırıcı değildir. 61 anayasası kişileri devlete karşı koruyan bir anayasa. 82 anayasası ise anayasayı kişilere karşı koruyan, yani devleti kişi anayasa kişileri pardon 61 anayasası kişileri devlete karşı koruyor. 82 anayasası da aksine devleti kişilere, yurttaşlarına karşı koruyor. Hani aradaki fark bu. Birisi yurttaşların, insanların temel hak ve özgürlüklerini öne alıyor. Öbürü de insanların devleti hak ve özgürlüklerini geriye alıyor. İşte 82 anayasası ile 61 anayasasının arasındaki en büyük fark budur. Ve 61 anayasası kişiyi mahkum edebilmen için bazı delil ve emarelerin varlığı gerekir. Bunu da devletin birimlerinin ispatı gerekir. 82 anayasası ise bunun aksini, böyle bir eylemin işlenmediğini, yapmadığını kişi kendisi ispat edecek. Devlet değil. İşte buradaki bu çelişki iki anayasayı karşı karşıya getiriyor. Ama bugün aydın kesimin, münevver kesimin diyelim özlemi, her zaman bu eğitimli kesimin özlemi 61 anayasasının getirdiği temel hak ve özgürlükler, temel hak ve özgürlüklerin korunması. Bu temel hak ve özgürlüklerin sınırı, benim temel hak ve özgürlüğümün sınırı sizin temel hak ve özgürlüğümüzün sınırına kadar. Sizin temel hak ve özgürlüğümüzün sınırı benim temel hak ve özgürlüğümün sınırına kadar. Orada biter, orada devam eder. Sayın Ateş, şimdi bu anayasaların değişmesiyle ilgili değişmez dört, ilk dört maddesi değiştirilemez. Teklif dahi edilemez.
Şimdi bu çok konuşuluyor. Şu an biz hangi anayasa? Hem 61 anayasasından hem 82 anayasasından toparlanmış bir anayasa. Bunun 4 maddesi tamam değiştirilemez ama diğer maddelerde değiştirilmesi gereken, daha doğrusu artıları eksilerini şöyle bir masaya yatıralım. Süremiz el verdiğince bunları şimdi, sizden efendim, dinleyelim. Buyurunuz efendim. İlk hangi şartlarda değiştirilir ve ilk 4 maddesine baktığımızda buyurun. Birincisi ne diyor? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Evet. İkincisi, cumhuriyetin niteliklerini saymış. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma, adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıca belirtilen temel ilkelerden demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirmek değil, bunun değişimi dahi önerilemez. Evet. Yani mecliste bu gündem olamaz. Üçüncü madde, devletin bütünlüğü, resmi dil, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Bunları da Türkçe değiştiremiyorsun, İstiklal Marşı'nı. Efendim yine değiştirilemeyecek bazı hükümler var. Bak dördüncü madde diyor ki, anayasanın birinci maddesindeki devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddedeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü madde maddesi hükümleri değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Yani 1, 2, 3, 3'ü 4 ile bağlanmış. Ve 4 bunun 3'ünü bağlamış. Evet. Bu yani değiştirmedi, teklif edilemiyor. Meclise bu gündem bile dahi yapılamıyor. Böyle bir öneri bile verilemiyor. Evet. Bu anayasamızdaki özellik bu. Şimdi yazılı anayasalar, yazılısız anayasalar var dünyada. İngiltere'de anayasa yazılı değil. Birisi bana, ya nasıl olurdu birisi bana? Ya kardeşim dedim, İstanbul'da, Ankara'da git, lüks bir semtteki sinemaya gir. Kabuklu yemiş yemek, sigara içmek yasak diye yazmaz. Ama kimse ne içer ne de kabuklu yemiş yer. Efendim şöyle kıy kenar eğitim şeyi düşük bir semte git. Orada gir kapalı salona, ışıklı kabuklu yemiş yemek yasak, efendim sigara içmek yasak diye yazar, yine de içerler. Bu bir eğitim işi, bu bir halkın bilinçlendirilme işi. Anayasaların yazılı olması, sözlü olması bir şey değiştirmez. Yeter ki insanlar eğitim düzeyi yüksek olsun, anayasadaki o düzenlemeleri, o uygunlukları kafasında yerleştirsin. Haklarına sahip çıksın diyorsun. Yerleştirsin. Bu olabilir. Ama İngiltere bugün bunu aşmış. En insanı belli bir şey, düzeye gelmiş. Dolayısıyla yapamaz. Peki efendim, hangi şartlarda değiştirilir ya da bu yetki nasıl kullanılır anayasa değişiklikleriyle ilgili? Şimdi, bu 4 maddenin değiştirilemeyeceği net. Diğer maddeler anayasanın, diğer maddeler meclisin getirilen öneri tartışılır. 600 milletvekilinin 401'inin oyuyla değiştirilebilir. Doğrudan doğruya. Ancak 361 oyuyla da, hani 361 oy değişikliği kabul etmiş ise, evet, bu kez halk oyuna sunulur. Referandum. Halk oyunda da 50+1 ile o düzenlemede değiştirilebilir. Değiştirilir. Anayasadaki değişmez hükümlerin dışında diğer değişimler bu şekilde olur. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildik. Ne oldu bu? Halk oyuna sunuldu. Evet. Halk oyunda 50+1 yönüyle alan o şeyle değiştirildi. Olabilir. Ama ilk 4 maddeye giremiyoruz. Giremiyoruz. Peki efendim, anayasayı kimler denetler? Denetleme nasıl olur? Aslında denetleme konusu gerçekten her alanda çok önemli. Hele anayasanın denetlenmesi konusu şimdi, oldukça önemli. Buyurunuz. Anayasayı kim denetler? Anayasaya dayalı olarak çıkarılan yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarır, hazırlar. Anayasaya aykırı gördükleri düzenlemeler, yasalar Anayasa Mahkemesi'ne, ana muhalefet partisi veya belirli milletvekili sayısıyla başvuru yapılır. Anayasa Mahkemesi, bizdekiler anayasa değişiklikleri dışında onu esasen denetleyemiyor sadece şekil yönünden, ancak yasaları Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla
iptal edebilir veya iptal eder, belli bir süre tanır, yeni bir düzenleme getirin der. Yani anayasadaki değişiklikleri denetleme önüne getirildiği zaman yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Çıkarılan kanunlar anayasaya aykırıysa bunu yine denetleyen merci yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Bu uygulama 61-62'den beri devam ediyor. Bu sistem yerleşti. Anayasamız denetimli bir anayasa. Yani anayasamız içindeki getirdiği düzenlemeyle bazı kurumlar, nedir bu? Anayasa Mahkemesi denetliyor. Ancak bunun yanında Sayıştay ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin harcamalarını denetliyor. Danıştay ne yapıyor? Gerek Bakanlar Kurulu'nun, gerek idarenin tüm tasarruflarını yasalara, anayasa değil sadece, yasalara aykırı olup olmadığını denetliyor. Gerektiğinde o uygulamayı durduruyor. Bundan büyük bir şey olamaz. Evet. Ancak bu hukuk devletinin gereği, hukuk devleti ilkeleri, kurumları, kuralları yerleşikse bunlar gayet çabuk olur, işlemler yürür, denetlenir. Ancak hukuk sistemi daha yeni, hukuk kültürü, hukuk birikimi daha yerleşmemiş ise tabii ki burada bazı sıkıntılar yaşanır. Bakın biz Danıştay denen müesseseyi pek fazla tanımıyorduk. Fakülteye girdiğimiz sene o TRT Genel Müdürlüğü yapan İsmail Cem'in görevden alınması, yeni gelen hükümetin peşinden de Danıştay'ın Dava Dairleri Kurulu'nun İsmail Cem'in kararnamesinin, yani onun görevden alınıp yeni atamanın atamayla ilgili kararnamenin yürürlüğünü durdurması. Yürütmeyi durdurdu. Bu duracak diye öbürünü. Peşinden de iptal etti. Tabii hükümet uygulamadı. İlk kez Danıştay denen müessese köydeki sıradan yurttaşın ağzına, kafasına, içine girdi. Ağzında laf oldu bunlar. Daha önce Danıştay hakkında pek fazla kimsenin bilgisi yoktu. İsmail Cem davası Danıştay denen bir müesseseyi Türk toplumuna tanıttı. Onlar önce bu kadar değildi. Peki efendim, evet. Kanun mu, anayasa mı? Yoksa böyle bir şey üstünlük söz konusu değil mi? Şimdi kanun üstün, anayasa üstün. Anayasa bir kanun. Ancak bazı temel kanunlar var. O temel kanunlara dayalı çıkarılan bazı kanunlar var. Medeni kanun, bir Türk medeni kanunu, Türk ticaret kanunu bir temel kanun. Ama o yasaya dayan olarak alt düzenlemeler aynı geçerlilikte çıkarılır. Bunlar yasa. Şimdi anayasa adı üzerinde. Anayasa. En üstün yasa. Bunun anayasanın üstünde başka bir yasa olamaz. Şu anayasa buyurun. Bu anayasanın üzerinde başka bir yasa yok. Bütün yasalar bu anayasaya bağlı. Bu anayasaya uymak zorunda. Bu anayasaya aykırı olarak düzenlenemez. Düzenlenirse Anayasa Mahkemesi'ne götürülür. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal eder. Ediyor da. Sık sık duyuyoruz. Oluyor. Olmaması mümkün de değil. Yapılıyor. Peki efendim, şimdi değiştirilebilmesi için belli bir çoğunluğun tabii olması gerekirdi. İlk dört madde olmaz. Onun dışındakiler. Diğer maddelerle ilgili. Şimdi 82 Anayasası ve 61 Anayasası, ama 82 Anayasası'nda günümüzdeki neler değişmeli sizce? Şimdi emekli bir hakim olarak neler değişmeli? Şimdi öncelikle anayasamızda değiştirilmesi gereken düzenleme bir. Parlamenter sisteme dönülecek, Cumhurbaşkanı parlamento içinde seçilecek, hükümet, yani bakanlar kurulu parlamento içinde oluşacak, parlamentoya hesap verecek. Bunun dışında. Ama efendim bu arada 50+1'le Cumhurbaşkanı'nı vatandaş seçti. Seçti. Devam edecek bu artık. Artık bunun yanında anayasada ele alınıp da düzenlenmesi gereken bir yargı kurumu var. Yargı tamamen alt üst. Ve yargının dizayn edilmesi lazım. Nasıl diyeceksiniz siz? Evet, yüksek mahkemelerimiz var. Ancak alt derece mahkemelerimize bakalım. Bir defa hukuk fakülteleri çok. Arttı. Ama sınavlar alınıyor.
Sınavlar nasıl? Duyuyoruz bazı kopyalar oldu, bazı hakimlerin görevine son verildi, bazı örgütler, dernekler devrede olduğundan bahiste çok hakim meslekten atıldı. Sayın Hakim, şimdi vatandaşlar şunu da yanlış anlamasınlar. Sanki üniversite mezunları mezun olduktan sonra işte mühendisler her üniversitede mühendislik fakültesi olmasın, her üniversitede tıp fakültesi olmasın ya da her üniversitede hukuk fakültesi olmasın. İşte hani daha kalifiyeli elemanlar, öğrenciler mezun olsunlar diye bakılıyor ama bazen vatandaşlar bunu yanlış da anlayabiliyorlar. Evet, şimdi ben fakültedeyken bak yaşadığım çok ilginç bir olay. Buyurun. İlginç. Gürgen Çelebican Ankara Hukuk Fakültesi'nde eski jandarma genel komutanlarından birinin oğlu. Hocam benim de. Ekonomi dersinde bize belli bir süre ekonomik sistemleri anlattı. Ben kalktım kendisine amfide bir soru yönettim. Hocam dedim, iki aya yakın süredir bize bu ekonomik sistemleri anlattınız. Kapitalist ekonomiyi anlattınız. Özel sektör var, kamu sektörü yok. Uygulayan ülke ABD, Amerika. Özel sektörü, kamu sektörü yok. Bunun yanında bazı ülkelerde kamu sektörü var, özel sektör yok. Burada amaç hizmet, öbüründen kar. Uygulayan ülke Sovyetler Birliği. Karma ekonomi anlattınız. Hem özel sektör var, hem kamu sektörü var. Uygulayan ülke Türkiye. Bizde bir zamanlardım üniversiteden gibi özel yüksek okullar vardı. Devlet üniversitelerini kazanamayan zengin aile çocukları bu üniversitelere müracaat ediyorlar, yüksek okullara veriyorlar parayı, okuyorlar artık belli bir meslek. Sonra dedim toplumda bir grubun direnmesi sonucu yani karma ekonomide bu müessese Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme kararıyla iptal oldu. Yerini bu özel sektör kamu sektörüne bıraktı. Yani karma ekonomide biz bir özel sektörü her zaman kamu sektörüne dönüştürebiliyoruz. Buyurun. Peki karma ekonomide kamu sektörünü özel sektöre dönüştürebilir miyiz Türkiye'den dedim. Amfi şöyle döndü bana baktı. Gürgen Bey rahmetlik soru çok ilginç dedi. Cevap da vermedi. Biraz kaynattı. Ben o zamanlar bu özelleştirme denen müessesenin etrafında dolaşmışım. Sene 75. Özelleştirme yok. Sonradan baktım ki özelleştirme denen müessese çıktı. 75'te ben bu kafamı kurcalıyor. Christoph Kolomb'un Amerika'yı bulup da yeni bir kıta olduğunu farkına varmayıp efendim doğu ülkeleri adalara dediği gibi işte biz de bu müessese nedir diyor, nasıl olur diyor. Özelleştirme denen müessese bugün Özal döneminde tamamen girdi. Kamu sektörleri özele dönüştürüldü. O zaman teorik olarak bunu amfide ben söylemişim. Ne zaman? 75 yılında diyorsunuz. 65 yılında. 65 yılında. Ama ben bilerek değil. Bu bir soru işareti bırakıyor. Özel okullar. Efendim her ne kadar özel okul yöneticileri biz kar amacıyla değil hizmet amacıyla kurulduk dese de inandırıcı değil. Çünkü ekonominin değişmez teorisi karın olmadığı yerde sermaye müteşebbis durmaz, çeker gider. Burada kar var ki bunlar bu özel okulu kurdular, işlettiler. Bir süre sonra da bir mahkeme kararıyla yerini bu özel sektör kamu sektörüne bıraktı. Acaba kamu sektörü özel sektöre bırakılabilir mi? Soru bu. Ve zaman bizi haklı çıkardı. Yani bu müessesenin teori bana ait fakat Demirel'in kapı kattılar elimde dediği gibi benim de elimden bu müessese, bu kurum kapıldı. Ama ben de bunun bilincinde değilim. İşte sistemler zamanı Özal döneminde Özal köprüyü satacağım. Tüm ne diyor bu adam dediler. Treni satacağım dedi. Meğer ki sattı onun geliri gideri. Sonra zaten şeker fabrikası kalmadı. Bir tek Susurluk kaldı. Orada da bir dosyam var. Gidince görüyorum Susurluk şeker fabrikası ayakta. Diğer şeker fabrikaları ne oldu? Özelleştirildi. Böyle bir müessese getirildi. Ama şeker dışarı ithal. Hatta biz köydeyken o ufak çocuk şeker pancarı ekilir. Bize bir torba 50 kilo 60 kilo toz şeker verilir. Ufak kardeşim vardı şimdi. Tabii pancardan geldi bu şekerden de. Çocuğun kafası almıyor. Ya pancardan nasıl şeker olur?
Gitmiş pancarın yaprağından pancarı sevmeye başlamış. Ya sen şeker misin? Senden böyle şeker mi oluyor diye çocuğu kızdırıyorlardı. Kafasında soru işareti oluyor. Ama köylünün geliriydi. Büyük bir köy boşalması ülkede ekonomiyi bugünkü pahalılığı getirdi. Yıllardır. Bu yani son 20 yılın 25 yılın hikayesi değil. Daha eskiye gidelim. Bizim çocukluğumuzdan sonraki dönemlere gidelim. Bir 50 yıl geçelim. Ben 75 yaşındayım. Bir 50 yılı geçelim bu müesseselerin bu hale getirilme sistemlerinde. Efendim, evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Açıklamalarınız için, bize zaman ayırdığınız için Allah sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler versin şimdi, diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Şimdi üzerinde aslında... Programımız... Bitti. Bitti efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Başka zaman görüşmek üzere. İnşallah efendim. Başka bir programda tekrar sizi konuk almak isteriz. Evet değerli izleyicilerimiz, Gündem Özel programımızın bu akşam sonuna geldik. Emekli hakim avukat Sayın Turan Ateş konuğumuzdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalınız efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.